Şebnem. Gel. Gelsene. Tanıştırayım sizi. Hoş geldin. Tanıyor olman gerekiyor. Elif Kadıoğlu. Eviniz çok güzelmiş gerçekten. Sağ ol canım. Biz de çok seviyoruz. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Memnun oldum. Ne tanışıyorsunuz derken? İzmir, İzmir'deki liseden. Şebnem. Şebnem Arda. Şebnem? Sen misin gerçekten? Benim, evet. Nasıl ya? Nasıl bir değişim canım benim? Çok güzel olmuşsun. Ben döndüm, buradayım artık. Sık sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım, gel. Ay Şebnem ya, inanamıyorum bambaşka biri olmuşsun. Sen de öyle Elifciğim, sen de çok değişmişsin. Yani ben de seni tanıyamazdım. Yani tamam yıllar geçti falan ama senin bu bambaşka bir şey. Yani ben gerçekten... Şey söylemedi mi? Annen, Arzu Hanım, o biliyor çünkü. Ay yok, hayır. Ya ben yıllardır yurt dışındayım ya. Ve tabii çok yoğun çalışıyorum. Annemle de pek görüşemiyoruz artık. Ayrıca sosyal medyayı da pek kullanmıyormuş. Buyurun. Oh, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. İstiyorsanız içeriye geçelim. Buyurun. Siz ne alaka? Ne oluyor böyle? Nasıl tanıştınız? Elif'in kozmetik alanında oldukça başarılı bir şirketi var. O yüzden buraya geldi. Bir ortaklık kuracağız. Yani biraz hızlı gelişti. Nilgün Hanım bizzat arayınca kıramadım ben de. Anladım, anladım. Tamam, şimdi anladım. Ya böyle ayakta kaldık. Hadi gel oturalım. Buyur. Şebnemciğim. Biraz ara veririz değil mi Mesut? Ne demek canım? Bulur mu öyle şey? Buyurun Şebnem Hanım. Ayakta kaldınız, buyurun. Yok ya, ben giderim zaten. Zaten gidecektim, geçerken uğradım. Benim evim var da burada. Aa öyle mi? İyi, şey yapayım ben madem, o zaman gideyim. Bölmeyeyim de sizi. Ama mutlaka buluşuyoruz. Konuşacak çok şeyimiz birikti bence. Tabii ki, tabii ki. Gel, görüşeceğiz. İyi şey yok. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. İşletmenin kuruluş yeri. Hı. Yani laboratuvarlar İstanbul'da olabilir ama mutlaka dışında bir yer bulmalıyız. Yoksa rahat çalışamayız. Olur. Yani çok uzak olmayacaksa olur tabii ki. Anlaştık. Anlaştık. Güzel. Burada ellerine sağlık tekrar. Tanemiz için. Değişmişim de bilmem ne. Nasıl? Kendi halini görmüyor musun acaba? Lisedeki halinden eser yok. Ne ortaklığı bu be?
Hiç bana bahsetmedi böyle bir şeyden. Ulan var ya. Oo! Şer ittifakı iş başında. Şemrem. Selamlar Nilgün Hanımcığım. Ne işin var senin benim oğlumun evinde? Elif gelmiş. Benim çok yakın arkadaşım da liseden dostumdu. Ona bir selam vereyim dedim. Elif'i biliyorsunuz değil mi? Bilmiyor musunuz yoksa? Biliyorum Şemrem. Arzu söyledi. Söylemiştir tabii. Siz de zaten o yüzden davet ettiniz değil mi? Her şey seninle ilgili değil Şemrem. Evet Nilgün kızımı davet etti. Çünkü Elif yurt dışında iyi eğitim almış, başarılı bir iş kadını. Evet, öyle. Hani şu benim parasızlıktan gidemediğim yurt dışındaki okulda okudu değil mi? Benim yerime. Evet, zekiydin ki o zeka seni nitelikli bir dolandırıcı yaptı sonunda. Önce gittin, Aysa'ya yamandın. Belki bir iş bağlarım, yolumu bulurum diye. Şimdi Nilgün'e kapak atmışsın. Şu anda gerçekten ben bir dolandırıcı oluyorum. Ben hiç kimseye yamanmam. Nilgün beni davet etti, geldim. O kadar. Gelmeyebilirdin Arzucuğum. Beni bu kirli işlerinize alet etmeyin. Ben çok soylu, çok elit, kibirli bir kadınım diyebilirdin. Neden demedin? Diyebilirdin. Şemrem, sen artık evine mi gitsen acaba? Kocanın yanına. Hani Mesut'u yarı yolda bırakıp gittiğin kocanın yanına. Ayrıca sana ne? İster Elif gelir buraya, ister Ayşe. Sana ne? Aynen öyle. Aa, siz çok iyi oldunuz ya. Gerçekten. Tamam. Aysu'yu da alsanız da siz yanınıza. Şer ittifakı tam tamamlansın. Gerçekten beni öyle ayrı ayrı uğraştırmayın ya. Zaten biliyorsunuz. Pek bir şansınız yok. Gel canım. Gel. Nasıl sokum lafı? İyi dedim ama değil mi? Vallahi içimin yağları eridi biliyor musun Şebo? Bundan sonra hiç sakınma lafını. Gelişinde laps diye yapıştır. Bu ne oğlum ya? Ben arkamı dönmeye gelmiyor olan şeylere bak. Ya Şebo Allah aşkına bunları arkana döndürür mü ya? Şş, bana bak. Kız da mı bu işin içinde? Ne kızı be? Ya Elif'i diyorum işte be. Ha? Şeytana mı uydu o? Yani anasına yani. Yoksa kendi başına müstakil bir şeytan mı? Yok ya, sanmam. Yani Elif öyle değildi, bilmiyorum. Çok zaman geçti ama onu anası fena o, anası. Ya öyle diyorsun da Şebo, ne demişler? Kenarına bak, bezini al. Anasına bak, kızını al. O ne lan? Ben benziyor muyum anama? Yani. Nasıl yani? Ara cam gözü, o cam gözü ara buraya gelsin, bu işin neresinde olduğunu ben bir göreyim. Bir ara, tamam bir ara. Alo. Mesut bana gelebilir misin bir? Bana buraya. Bekliyorum. Mesut. Gelmiyor musun içeri? Annemler bizi bekliyor. Birkaç konuşma yapıp geleceğim. Anlaştık. Ne oluyor Mesut? Hey,
Ne bu şimdi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Elif gelmiş, ortaklıklar falan. Ne Zaten geçen de aradım seni, sesini duydum. Kim bu dedim. İşim var, toplantıya giriyorum dedin ama anladım şimdi, Elif'miş. Gece yemek yemeler, buluşmalar falan. Sen nereden biliyorsun bunları? Kuşlar söylüyor bana bunları. O kuşların da icabına bakacağım da. Sen söyle önce. Ne oluyor, ne saklıyorsun, niye haber vermiyorsun bana? Saklayacak bir şeyim olmadığı gibi açıklayacak bir şeyim de yok Şebnem. Nasıl yok? Mesut, Elif gelmiş diyorum sana. Arzu'nun kızı, Arzu'yla olan durumumu biliyorsun. Elif'le arkadaşım. Ne? Amacın ne senin? Sen iyi misin? Ha? En son ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun? O konunun bununla bir alakası yok şu anda. O konunun bununla alakası var. Geri döndün o eve. Alacağım bir intikam var dedin. Ayrıldık ya. Neyi sorguluyorsun şu an? Ne dedin sen de o zaman gideyim başkasıyla olayım mı dedin? Benim kimseyle olduğum yok. Elif iş için burada ve ortak olacağız bu kadar. Mesut ne işi ya? Ne ortaklığı? Ne diyorsun sen? Saf mısın? İşine mi geliyor yoksa? Annenle Arzu'nun ortak bir oyunu bu. Muhtemelen seni boşta zannediyorlar. Başını bağlamaya çalışıyorlar. Bu. Zannetmelerine gerek yok. Ben boştayım. Boştasın. Evet, boştayım. Senin sayende çok büyük bir boşluktayım. Evli değilim mesela. Bekarım. Senin aksine. Ha? Elif de evli değil. Özgür bir kadın. Değil mi? Konunun Elif'le ne alakası var? Sana dedim ki uyandığında yanında ben olmak istiyorum dedim. Bu evde mi? Hı? Anladım. O gün hiç gelmeyecek. Mesut ya, ben senden sadece biraz zaman istedim. Kendini benim yerime koyar mısın? Benden ne istediğini farkında mısın? Tamam, anlıyorum. Anlıyorsun evet ama hala yapmaya devam ediyorsun. En çok ağrıma giden de bu. Niye? Kocana geri döndün diye biliyor herkes seni. Evine geri döndün diye biliyorlar. Yarın öbür gün adam çıkacak, zaten gelecek. Yine birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Mesut. Ne Mesut? Ben böyle bir şey kabul edecek birine benziyor muyum? Ne sandın beni? Oldu ki diyelim ben böyle bir şey kabul ettim. Beni o halde bu kadar sevebilecek miydin? Ki o da şüpheli artık. Mesut, ne demek şüpheli? Ne demek şüpheli? Bal gibi de biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi. Kaç kere söyledim sana aşık olduğumu. Ama bana bir söz verdin. Onur'un elindeki delilleri alacağız, gideceğiz ve bitecek dedin. Sözünde durmadın. Tamam, haklısın. Gözünü seveyim, haklısın ama başka çarem yoktu. Anlattım sana bunu. Başka çarem vardı, vardı. Vardı ama sen tercih etmedin. Başarılar diliyorum planlarında sana. Ne yapacaksın Mesut? Beni bırakıp Elif'e mi gideceksin? Bir sürü şey söyledim sana. Hala Elif mi diyorsun ya? Evet, Elif diyorum. Bak Mesut, bu annenlerin oynadığı bir oyun. Ne olur gelme bu oyuna. Benim de kalbimi kırma. Tamam mı? Peki senin kırdığın kalp ne olacak?
Şebnem. Kızım. Ne oluyor şimdi burada? Ha? Bu kadar mı çok seviyorsun onu? Ne diyorsun ya? Kimi seviyor muyum? Ne? Mesut'u. Gördüm sizi. Bak kızım. İyi dinle beni. Bu işin sonu hiç iyi değil. Anlıyor musun? Sakın bana ahlak bekçiliği yapma. Anladın mı? Ayrıca ben eve dönmedim. Onur'a dönmedim yani. Evliliğimiz gerçek değil. Onur da biliyor bunu. Anlaşma yaptık o kadar. Nasıl? Ne anlaşması? Gidip çıkaracağım onu. Şirketteki işleri toparlayacağım. Sonra da boşanacağız. Sonra? Sonra ne olacak? Mesut'la mı evleneceksin? Yarın ne olur bilemem. Ama seviyorum onu. Evet. Hem de çok seviyorum. Asla da vazgeçmeyeceğim. İyi akşamlar. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Sağ olun. Bir arkadaşım kalıyor burada. Elif Kadıoğlu. Onu görmeye geldim. Tabii haber verelim hemen. Haber vermeyin. Sürpriz yapmak istedim. Kaç oda numarası? Evet. Bakabildin mi çalışmalara? Evet. Ve beğendim. Beğenmeseydik ortak olmazdık zaten değil mi? Peki yani burada atölye videoları da vardı. Onları izleyebildim mi? İzledim. Hatta kendi adına çıkardığım parfümü bayağı merak ettim. Güzel. O zaman hemen merakını gideriyorum. Güzel. Bu baharatlı. Hı? Evet. Bu biraz daha ağır sevenler için. Bir de bunun bir hafifi daha var. Bir de buna bak. Bak bu daha güzel. Dur. Bu daha güzel. Yani bana göre daha güzel. Bir de asıl senin merak ettiğin kendi özel üretim parfümü var. Evet, buyurun. Evet. Gel kokla. Acayip bir koku bu. Peki bu kokunun sırrı ne? Aşk. Hani böyle ilk görüşte vurulursun ya. Öyle çarpsın istedim. Güzel. Peki bu kokunun erkeği var mı? Yiyecek bir şeyler söylemiştim. O gelmiştir. Hmm.
Elifciğim, ölüm var kalım var ya. Sabaha kadar beklemedim. Akşamdan geleyim dedim. Çocuklar da uyudu. Gir, tabii iyi yapmışsın. Aa, Mesut. Şebnem Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok özür dilerim. Ben aşağıdakiler odasında dediler. O yüzden dedim ki herhalde yalnızdır ama kusura bakma ne olursun. Yok, biz burada daha rahat çalışırız dedik. Aynen öyle, Elif'in müthiş ürünleri var. Gel buyur, fikir verirsin. Olur olur, veririm. Veririm. Tamam. Bir şey yapın, oturalım. Sohbet ederiz. Bir şeyler yeriz, aç mısın? Yok yok, aç değilim. Gayet iyiyim. Ay canım, sen de böyle hep aç aç geziyorsun, inceciksin. Yani çok güzelsin tabii ama. Sen de öylesin Elifciğim. Sen de öylesin. Hatırlıyor musun eskiden ne kadar çok yerdik? Ay Mesut, doymak bilmezdik biliyor musun? Sabah yumurta, boyoz başlayıp üstüne iki tane de kumru. Gençlik işte. Evet. Bir keresinde okulu kırmıştık. Bütün gün gezdik, dolaştık. Sonra annemizi bir yakaladı. Fena azar işittik. Evet. Çok severdi beni anne. Annem kimseyi sevmezdi Şebnemciğim. Ona göre doğru insanlarla arkadaşlık kurmuyordum. Ama Mesut için öyle düşünmüyor galiba. He? Annemler işte. Öyle kendilerince uygun görmüşler bizi. Çöp çatanlık işleri falan bilirsin. İyi. Ne güzel. Bir gün okul balosuna hazırlanıyorum. İşte böyle giyindim, süslendim falan. Sen biliyorsun. Bir yağmur bastırdı. Sırılsıklam oldu ama nasıl yağmur? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Neyse, bir gittim okula. Bir baktım, bir ben sırılsıklam. Herkes tabii jilet gibi. Tabii özel araçlarla geldikleri için. Evet, ne kadar çok anımız var birlikte. Da ben asıl şeyi merak ediyorum. Sen okuldan ayrıldıktan sonra ne yaptın? O hayatını merak ediyorum. Onunla konuşalım. Tabii konuşalım ama başka bir zaman konuşalım. Yani Mesut'u sıkmayalım şimdi. Çalışacağız diye çağırdım o kadar. Niye Mesut? Sıkıldın mı? Yok. Karşımdaki güzel kadın var, konuşuyorlar. Niye sıkılayım? Tabii bir yandan çalışmamız lazım ama. Ay. Çok pardon, benim bunu açmam lazım. Hemen geliyorum. Alo. Ne iş? Mesut? Hı? Hayırdır sen burada bu saatte otelde buluşmalar falan? Ne olmuş ki? Ne demek ne olmuş ki? Kadın yatağı şurada. Bir de giyinmiş öyle. Sen delirtmeye mi çalışıyorsun beni? Hep sen mi delirteceksin? Kabul ediyorsun yani. İnadıma yapıyorsun değil mi? Yok, hiçbir şey inatı falan yapmıyorum. Biz iş konuşuyoruz ya. Ne işi konuşuyorsun bir bu saatte otelde? İş mi konuşulur? Bilirim ben bu saatte nasıl biter geceler, işler. Nasıl bitermiş? Bana bak. Ben birazdan odadan çıkacağım. Hemen arkamdan çıkacaksın. Öldürürüm seni, anladın mı? Niye ya? Ne demek niye ya? Onunla mı kalacaksın baş başa odada? Bir şey yapmıyorum. Parfüm kokluyorum. Parfüm kokluyorum. Parfüm bakıyorum. Bakamazsın parfüm. Hepsini kafanda patlatırım senin. Parfüm bakıyormuş. Biliyorum ben senin nelere baktığını. Neye bakıyormuşum? Mesut bak, benim canımı sıkma Mesut. Oteli yakarım. İsviçre'den bir arkadaşım. Haberi görmüş, tebrik etmek için aramış. Çok güzel. Hayırdır, siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Kalkıyordum ben de şimdi. Tamam Şebnemciğim, peki. Madem. Biz biraz daha çalışırız herhalde, değil mi? Tabii ki.
Hatta bu Paris'te yaptığın sunumu izlemek istiyorum. Tamam, ben kalkayım o zaman. Rahat rahat çalışın siz. E hadi o zaman. İyi akşamlar Şebnem Hanım. İyi akşamlar Mesut Bey. Ben geçireyim. Oldu Şebnemciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.